Herkese merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi burada çok şirin bebek patiklerimiz var. Hepsi birbirinden güzel, hepsi çok tatlılar gerçekten. Uzun zamandır uğraştım diyebilirim bunları yapıp son bu aşamaya getirene kadar. Hepsi ayrı bir özveri, hepsi ayrı bir emek, hepsiyle ayrı ayrı uğraştım diyebilirim. Ve elimden geldiği kadar da bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii ki hepsi bir güne sığması mümkün değil. Hepsini 2 gün aralıklarla inşallah yapmaya çalışacağım. Videolarını atmaya çalışacağım. Bugünkü videomun amacı bunları yakından görmeniz. Ben bunlarda hangi ipleri kullandım? Ayrıntıları, bilgileri vereceğim. İplerimi nereden aldım onları söyleyeceğim. Daha sonrasında da taban videomuz olacak. Sonrasında da patiklerin yapımına geçeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, ben her zamanki gibi öncelikle hatırlatmamı yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Özellikle bu cicilerle alakalı yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizin yorumlarınız, bu kıymetli yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Bunları benden esirgemezseniz çok sevinirim açıkçası. Evet, açıklamamızı da yaptığımıza göre öncelikle patiklerimizi yakından görelim. Daha sonra hangi patikte hangi ipi kullanmışım, onların bilgisini sizlerle paylaşacağım. İlk olarak bu şirin köpekten başlayalım. Bakar mısınız şunun şirinliğine, güzelliğine? Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle minik bir de kuyruğumuz var. Bakın, alt tabanı oldukça güzel, pürüzsüz bir şekilde duruyor. Ve emin olun o kadar güzel, o kadar kolay ki yapımı da çok rahat yapacaksınız. Yani bunlar figürlü gözüküyor. Hani size belki zor gelebilir, ben bunu yapamam diye düşünebilirsiniz. Ama gerçekten öyle değil. Hepsi birbirinden kolay ve güzel yapılıyor. Ben elimden geldiği kadar sizlere güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ve hep birlikte yapacağız inşallah. Patiklerimizin ölçüsü 0-3 ay olarak, yani ölçü öyle ama ben biraz daha fazla olacağını düşünüyorum. Açıkçası 4 aya kadar giyebileceklerini düşünüyorum ve hatta biraz daha böyle kilosu az olan bebekler 4,5 ay olana kadar da giyebilir diye düşünüyorum. Evet, bu görmüş olduğunuz minik şirin köpeğimiz. Şöyle de minnoş bir kuyruğu var. Birazdan iplerinin ayrıntısına yine geçeceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi hamsterımız var. Şöyle bir de kuyruğumuz var. Bunu yapsanız da olur, yapmasanız da olur ama ben espri olsun diye yaptım. Hatta şunu şu şekilde şuraya da tutturabilirsiniz. Şöyle. Bunu da yine kız bebek için ama erkek bebek de giyebilir. Hani renk tonlarını değiştirirsek erkek bebekler de yine giyebilir. Hiçbir sakıncası yok. Görmüş olduğunuz gibi bıyıkları, burnu, kulakları, yani çok şirin oldu. Bu da yine aynı şekilde 0-3 aylık ama bildiğiniz gibi bazı iplerde renkten dolayı kalınlık farkı oluşuyor. Aslında bu da diğerleri de hepsi aynı marka ip ama renk dokusundan dolayı bazı iplerde hafif bir kalınlık veya bir sertlik oluşabiliyor. Bundan dolayı bu sanki biraz daha şöyle nasıl diyeyim, çok fazla değil ama bir tık daha büyük olduğunu düşünüyorum ben. Yoksa ölçü falan hepsi aynı. Bunun da yine. Evet, böyle minik de kuyruğumuz var. Dediğim gibi kuyruğumuzu isterseniz şu şekilde yapmayabilirsiniz de. Ama ben bir esprisi olsun diye yaptım. Evet, köpek, hamster dedik, minik faremiz. Daha sonra kurbağamıza geçelim. Bu da yine çok şirin bir kurbağamız. Bu da yine aynı ölçülerde, aynı şekilde yapıldı. Bakın taban kısmına.
oldukça güzel, hiçbir pürüzü yok. Hatta isterseniz şöyle bakın, içindeki tabanlıktan çıkardığımızda bile, bakın, tabandan çıkardık ve yine aynı şekilde duruyor. Çok güzel oldu taban kısımları falan. Bunu da, bu yine kız bebek içinde olur, erkek bebek içinde olur. Şuradaki kuyruğunu yine dediğim gibi ben espri olarak yaptım. Siz isterseniz yapmayabilirsiniz de. Ya da erkek bebeklerde şu yanak kısmını ve şu kuyruk kısmını yine kırmızı iple yaparsanız erkek bebekte daha güzel olacaktır. Hani bu kız bebek için uygun. Pembe yaptım. Ama erkek bebek için de bu yanak kısmını kırmızı veya bordo yapabilirsiniz. Bu da erkek için daha uygun olacaktır. Evet, hemen şurada yine size göstermek istediğim şöyle bir erkek bebek ayakkabısı var. Bu da çok güzel. Bakın çok şirin oldu. Gerçekten tam bir erkek ayakkabısı gibi oldu diyebilirim. Bu da yine alt tabanı. Hepsi aynı ölçüde, aynı yaş, pardon, aylık grubunda. Yani 0-3 ay, ama ben 4-4,5 aylık olana kadar da giyilebileceğine inanıyorum. Oldukça büyükler. Belki ekrandan biraz küçük gözükebilirler ama yine büyükler. Evet, son olarak size prenseslerimiz için, kız bebeklerimiz için böyle çok güzel ayakkabı görünümünde güzel bir patik modelim var. Bunu da sizlere yakından göstereyim. Şöyle gülü var. Bu gül ve yaprak kısmını daha önceden videolarımda yapmıştık. Bilirsiniz, vardı. Yine hatırlatma olarak da söylerim ben sizler için. Bugünkü videomuzun amacı dediğim gibi bunları yakından görmek ve hangisinde hangi ipi kullandım, hangi markayı tercih ettim, bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Evet, bunu da bu şekilde gördük. Ve şurada bir adet de böyle bir patiğimiz var. Bu patiğimiz de yine çok kolay, çok kullanışlı. Bu patiğimiz şişte örülen bir patik. Bunun süslemesini henüz yapmadım. Bunun süslemesinde de yine isterseniz şu yan kısmına iki tane düğme takabiliyorsunuz. İsterseniz kız bebek için yapacaksanız rengini kız bebek için uygun yapıp önüne bir tane gül koyabilirsiniz. Veyahut da önüne püskül yapabiliriz. Erkekler için yine pompon yapabiliriz. Veya şu belinden bağcık yapabilir, kurdela şeklinde bağlayabiliriz. Bu da yine çok güzel bir patik modeli, çok kullanışlı ama bunu yetiştiremedim. Sadece tek bir tanesini yaptım. Diğerini de yine bu patiklerimiz bittikten sonra araya farklı şeyler girecek. Daha sonrasında bu patiğimizin yapımını da yine ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağım. Ayrıca bu patiklerimizi eğer beğenilirse, çok istek alırsa, yani açıkçası şöyle söyleyeyim, emeğimin karşılığını görebilirsem demek daha doğru olur. Hepsinin birebir aynılarının şapkalarını da sizlerle yapacağım, paylaşacağım. Şapkalarıyla birlikte takım olmuş olacak. Şimdi iplerimize geçecek olursak, İplerimizi arkadaşlar, ben şunda hemen numaralarını da vereceğim, markalarını da vereceğim. Bir dakika, şöyle bir. Evet. Bu patiğimizde şu taban beyaz kısmında Yarnat jeans kullandım. Etrofil jeans de olabilir. Ama patiklerimin genelini etrofil jeansle yaptım. Gerçekten şunu da söylemem gerekirse, patikte ilk defa kullandım ve gerçekten güzel oluyormuş. Sadece tığ numaranızı biraz küçük tutuyorsunuz. Yani 2,5 diyorsa 2 ile, 2 diyorsa 1,20 ile falan yapmanız gerekiyor. Ben 2,20 ile yaptım.
Gerçekten güzel bir sonuç oldu. Çok da beğendim. Etrofil jeans patiklerde hem bebeklere dokusu daha güzel durdu, hem de gerçekten güzel bir ip. Dediğim gibi beyaz kısmını yarn art jeans kullandım. Zaten hemen hemen ikisi aynı gibi. Etrofil jeans ve yarn art jeans. Çok bir fark yok aralarında. İkisi de aynı gibi. İkisini de kullanabilirsiniz kısacası. Şu pembe görmüş olduğunuz kısımlarda yine bakın Etrofil jeans kullandım. Hemen numarasını size vermek istiyorum. Numarası 033. Buradaki kullandığım pembe bunun aynısıdır. Etrofil jeans ve 033 numara. Şuradaki kullandığım gri ipi, o da yine Etrofil jeans 064 numara. Tek tek numaralarını da vermek istiyorum. Hani benimkilerle birebir aynı yapmak isterseniz, ama siz farklı ip kullanırsınız, farklı marka kullanırsınız, tabii ki o da olur. Neden olmasın? Ama bunlarla birebir aynı yapmak istiyorsanız Etrofil jeans ve 064 numara olarak da bunu kullandım. Şu kuyruk kısmındaki ve şuradaki iplere birazdan geleceğim. Bunun tanıtımını yaptık iplerin. Şimdi sıra yine şu kurbağalı olana. Kurbağalı olan da yine aynı şekilde Etrofil jeans, ama numarasını hatırlamıyorum. Daha doğrusu kağıdını atmışım. Numarasını hatırlamıyorum ama bu renk tonu ben sadece Etrofil jeans'te gördüm. Yarn art jeans'te de var ama bu ton değil. Farklı tonlarda yeşiller. Bunu ben sadece bunda gördüm diyebilirim. İplerimi ben Yünci Nihat'tan aldım. Buradaki kullandığım iplerin hepsini Yünci Nihat'tan aldım. Instagram hesabında Yünci Nihat diye yazarsanız çıkar. Bunların birebir aynısını almak istiyorsanız ya da başka yerden almak istiyorsanız yine tabii ki sizin bileceğiniz bir şey, ama hani ben aldığım yeri size söylemek istiyorum. Siz istediğiniz yerden yine dediğim gibi alabilirsiniz. Bu da yine Etrofil jeans'tir. Pembe olan da yine aynı şekilde. Beyaz olan şu göz kısmı yine yarn art jeans'tir. Siyah da elimde herhangi bir siyah vardı. Onu kullandım, ama siz de onu da yine istediğiniz markadan alabilirsiniz. Buradaki kullanmış olduğumuz siyah ipi. Evet, buna gelecek olursak yine bu da yine aynı şekilde Etrofil jeans ile yaptım. Hemen size renk numaralarını da vermek istiyorum. Bakın şu yeşil ve şu hardal. Evet, bu iki renkle yaptım. Gerçekten çok güzel. O kadar güzel ki hani şu an ekranda bile yansıtamıyorum yani güzelliklerini. Yakından çok çok daha güzel. Siz de yaptığınız zaman zaten anlayacaksınız. Evet, bunların da hemen renk numaralarını vermek istiyorum. Taban kısmını ve gövde kısmını yaptığım sarının renk kodu 047. Bakın şu sarının renk kodu 047'dir. Etrofil jeans. Şu yeşilimiz ise 026. Bu şekilde bu iki ipten kullanarak bu patiğimizi yaptım. Siz de aynı renklerde yapmak istiyorsanız eğer renk tonlarını verdim. Yapabilirsiniz. Evet, şu minnoş köpeğimize gelecek olursak bunu da yine bu ton benim elimde yarn art jeans vardı. Ben onu kullandım. Bu ton olması gerekiyordu. Hemen söyleyeyim, 71 numara. Burada yarn art jeans kullandım, 71 numara. Bu krem rengi olan da yine benim elimde vardı. Etiketi yoktu. Ama muhtemelen ya yarn art jeans 03 numara ya da Alize Cotton Gold krem rengi.
İkisinden biriydi. Sarılmış halde, etiketi yoktu. Bu yüzden hangisi olduğunu net olarak söyleyemeyeceğim ama anladığım kadarıyla dokusundan Yarnart cins 03 numara olabilir. Ondan da olur yani, sıkıntı değil. Alize Cotton Gold krem rengi olabilir. Yarnart cins 03 numara olabilir. Etrofil cins yine krem rengi olabilir. Ya da elinizde bu dokuya, yani bu söylediğim iplerin dokusuna sahip olan herhangi bir krem rengi olabilir. Şununla şu farede kullandığımız gözlerimiz, ben normalde bilirsiniz daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ben bebeklerde kullandığım şeylere göz dikmektense ipten yapmayı tercih ediyorum sağlık açısından. Ama bunları bu boncuklar daha şirin duracaktı gözleri için. Bu seferlik gözleri bu şekilde yaptım. Bir de bunu ağzına götürmesi mümkün olmadığı için, götürse de hani ayaklarını ağzına alır bebekler ama şu uç burun kısmını ancak götürebilir. Buralarını alamayacağını düşündüğüm için bu sefer bu boncuklardan kullandım. Boncuklar da şöyle orta boy normal siyah boncuk kullandım. Şundaki kullandığım düğmeler yine bende vardı. Ben bu şekilde kullandım. Siz de isterseniz böyle, isterseniz ahşap boncuk da çok, pardon, ahşap düğme de çok güzel olur. Ahşap düğme de kullanabilirsiniz ya da siyah düğme de kullanabilirsiniz. Hepsi olur yani. Bunları bu şekilde hazırlayalım. İplerimizi önceden alalım ya da almayacaksanız, hani elinizde varsa bazı ipleriniz, iplerimizi temin edelim, ayarlayalım demek daha doğru olur. Bu şekilde bütün kullanmış olduğum iplerin markasını söyledim. Şimdi şuralardaki iplere gelecek olursak hemen göstermek istiyorum. Evet, şu şekilde. Bunları da ben yine dediğim gibi Yüncü Nihat'tan aldım. Benim bildiğim bu ipin satışı şu an sadece onda var. Belki yanlış da biliyor olabilirim. Başka yerlere bakmadığım için çok fazla. Ama benim bildiğim, hani duyduğum kadarıyla sadece onda var diye biliyorum. Almak isterseniz dediğim gibi Instagram hesabında Yüncü Nihat ulaşabilirsiniz. Oradan istediğiniz iplerini alabilirsiniz. Burada şu köpeğin şuradaki kullanmış olduğum şu tüylü kısmını bundan kullandım. Volans Fox diye bir ip. Gerçekten dokusu o kadar güzel ki şöyle dokununca bile insan hiç bırakası gelmiyor. Çok güzel battaniyeler falan olur. İlerleyen zamanlarda bu iplerle yine çok güzel projelerimiz var sizlerle. Hep birlikte yapacağız inşallah. Bu köpeğimizin şuradaki kısmını ben bu ipten kullandım. Ayrıca şuradaki yine küçük minik faremizin burun kısmında yine aynı marka Volans Fox şu pembesini kullandım şu burun kısmında. Ve şuradaki gördüğünüz bıyık kısmı ve şu minik şirin kuyruğu için yine aynı markanın beyazını kullandım. Eğer bunları bulamazsanız, eğer bunlardan alamazsanız diyeyim, ya da elinizde varsa daha önceden, bakın bu da olabilir. Hiçbir fark olmaz. Yani elinizde bu ipten varsa bunu da değerlendirebilirsiniz. Ya da bunlara ulaşamadınız diyelim. Bunlara ulaşamadınız. Bundan da alabilirsiniz. Kartopu, ana kuzusu. Buradaki işlemleri bu ipimizde de yapabiliriz. Bununla da gayet güzel olur. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Gerekli olan malzemeleri söyledim. İplerimizin markalarını söyledim. Patiklerimizin nasıl olduğunu yakından gördünüz. Yani siz de isterseniz bunları güzel bir şekilde hep birlikte yapabiliriz. Şimdi benim buradaki şöyle söyleyeyim, nasıl anlatsam. Şimdi biz bugün bu videoyu çektik, izlediğimiz zaman diyelim. Bahsetmiş olduğum malzemeleri 1-2 gün içerisinde hazırlayalım. Daha sonra
Şu görmüş olduğunuz taban kısmını tek olarak yapalım. Çünkü bütün patiklerde kullanmış olduğum, buradaki görmüş olduğunuz bütün patiklerde kullanmış olduğum taban aynı taban, aynı sayıda, aynı ölçüde. Şimdi her seferinde her patiğin modelini gösterirken tekrar tekrar taban yaparak tabanla vakit kaybetmeyelim istiyorum. İkinci video olarak tabanımızı öğreteyim ben size. Siz bu arada hangi patiği yapacaksanız, hangi renkten yapacaksanız en azından onun tabanlarını önceden yapmış, hazırlamış olursunuz. Daha sonra patiklerimizin yapımına geçince hazır bir şekilde hemen kenar kısmını yaparak bizim için işimiz daha kolay olur. Örneğin köpekli ve kurbağalı patikten yapmak istiyorsunuz diyelim. Hani ben bunu örnek veriyorum. Ne yaparsınız? 2 adet bunun tabanından örer hazırlarsınız. 2 adet bunun tabanından örer hazırlarsınız. Bunun tarifini verdiğim zaman hemen tabanlarınız hazır olmuş olur. Hemen başlarsınız. Bunun da yine tarifini verdiğim zaman tabanlarınız yine hazır olmuş ve başlamış olursunuz. Ama ben şöyle de bir etkinlik başlatmak istiyorum. 2 günde bir patik diyerekten buradaki görmüş olduğunuz 5 patiği 10 gün içerisinde 2 günde bir patik diyerekten hepsini yapmaya çalışacağım. Siz de etkinliğe uyarsanız hepsini birlikte yapmış oluruz. Taban bu vermiş olduğum ölçü dediğim gibi 0-3 en fazla 4 ay için ama ben taban kısmını ördüğüm zaman size taban kısmını gösterdiğim zaman 2 yaşa 1 yaşa 1,5 yaşa nasıl yaparsınız? Bunların ayrıntılarını zaten size taban videosunda vereceğim. Böylece de işimiz daha da kolaylaşmış olur. Önce malzemelerimizi hazırlayalım. Daha sonraki videoda ben tabanı göstereyim. Tabanı yapalım. Tabanlarımız da hazır olsun. Daha sonra da tek tek patiklerimizin yapımına geçelim. Dediğim gibi eğer izlenmeler güzel olursa, emeğimin karşılığını alırsam hepsinin tek tek şapka videolarını da çekeceğim inşallah. Evet, sanırım çok konuştum. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yine takıldığınız bir nokta olursa bana yorumlar kısmından rahatlıkla sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yine sizlere oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Diyorum, evet, hepinize şimdiden çok teşekkürler. Taban videosunda görüşmek dileğiyle.